arkadaşlar. Bugün 8.21'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dünkü yama analizinde bir tek Kaysa değişikliği vardı. Onun yanında Essence, River ve diğer item unuttum. iki de item değişikliği vardı. Ha, Age of Night. Evet, Age of Night değişikliğiydi. Bugünkü, daha doğrusu dün gece gelen peçe baktığımızda hemen şöyle değişikliğe bir ineyim. İki tane değişiklik var. Yine Kai'Sa üzerinde değişiklik var. Bir de Karma üzerinde değişiklik var. Dört tane şampiyonda değişiklik var. Şimdi uzatmadan geçtiğimizde sıfır şartlar eklenmiş. Tricord, Thread, Echo, uh, biçim Jana ve Count Kledula'ya uh, özel sıfır şartlar eklenmiş daha doğrusu. Uh, özelliklerini de Şuradan görebilirsiniz. Bu normal skin'in Splash uh, artı. Daha doğrusu yükleme görseli. Bu da uh, muhtemelen bir promotion gibi bir şey olacak. Belli bir süre içinde uh, skinleri alırsanız ya da skinlerden birini alırsanız uh, yükleme ekranınızda şu uh, pumpkin head gelecek muhtemelen. Um, KD Evelyn'in Tekstür, doku güncellemesi gelmiş KD Evelynn'e. Çok üzerinde durmak istediğim bir şey değil. Şampiyon değişikliklerine geçtiğimizde Alistar'ın taban HP'si düşürülmüş. Bunun nedeni Alistar'ın şu an yani teknik derecelide de profesyonel sahnede de özellikle Worlds'de seçim yasaklama ekranından ilerisini gördü gör, daha do, kuramadım cümleyi. Ee, şampiyonun uh, popülaritesinden dolayı uh, bir şekilde nerf ihtiyacı görmüşler. Ben açıkçası bir Swain nerf'ü de bekliyorum 8.22 için. Her neyse. Uh, Şampiyon ne olmuş taban HP'si düşürülmüş. Bir 40 45 canlık. Bu tamamen şampiyonun e, erken saflardaki topnus e, topness diyebileceğim. Yani tankiliğini nörflemişler nerflemişler. Artık içeriye girdiğinde daha e, çelimsiz daha doğrusu 40 canlık daha e, çelimsiz bir boğa bizi bekliyor. Benzer bir değişiklik zamanda nara yapılmıştı. Narın e, taban zırhı 27'den 23'e çekilmişti yanlış hatırlamıyorsam ya da 24'e çekilmişti ki bu da uh, bir dönem yine Nar'ın uh, Taptaki popülerliğinin popülerliğinin uh, popülerliğinin baltalamak içindi erken oyunundaki uh, agresif hareketlerini daha dizginlemek için daha uh, dengeli bir duruma getirmişlerdi. Ivern Ivern uzun zamandır uh, hem tekniği dil de hem uh, profesyonel metada tek kompozisyonlarda e, rastlıyoruz ama özellikle tekli de ki e, istatistiklere bakıldığında şampiyonun ile beraber en az e, win rate olan şampiyonlar olarak dikkat çektiğinin e, söylemem gerek burada hazır yeri gelmişken. Bunun dışında ne olmuş? E, taban hareket hızı 5 birimcik artmış 5 birimcik e, W yeteneğinin de hasarı yükseltilmiş ne olmuş? 20-30, son seviye 60-60 Erken oyunun yükseltilmiş Ivern Oynanmaya elverişli mi? Eğer confident bir oyuncu varsa izleyeceği orman rotası Ivern için idealse ve Gittiği lane'de bir skor garantisi varsa ki Ivern Ivern bir nevi rakibe yapış, yapışabilen bir e, şampiyon. Özellikle erken seviyede bir e, zin etkisi e, yapabilir, yaratabilir genklerinde. Tabi o zaman neden olmasın. E, mesafe kapatabilen bir yeteneği var Q yeteneğiyle beraber. E yeteneğiyle beraber zaten allyları e, kalkanlıyor, e, koruyor. E, fakat bu değişiklik şampiyonun yeniden metaya girmesi için elverişli mi? Bence değil. E, şöyle bir değişiklik olabilir. E, orman e, rotası, orman rotası değil de orman dönen şampiyonların e, belli bir item'ı nerflenirse örneğin e, işte avcı palası atıyorum. Ne oldu? Av, avcı palasının işte e, verdiği can yenileme nerflendi Tabii böyle bir şey olursa orman metası kökten değişir o ayrı bir şey farz edelim ee, işte bir ormancı core item var onu bir şekilde nerflerseniz siz e, Ivern'ın önüne aç, açmış olursunuz daha doğrusu Ivern gibi şampiyonların böyle e, sadece gank üzerinden oynayabilen gank potansiyeli yüksek onun dışında biraz pasif kalan şampiyonların orman şampiyonlarının öne çıktığını görebiliriz. Fakat bu değişiklik e, uh, için. A, pardon eyetini Ben, ben körüm gerçekten. E de uh, değişiklik almış. Ne olmuş? Shield value yükseltilmiş. Evet. Early de 75. 85 late game de 215. 225. Her seviyede 11 birim artmış. Evet her seviyede 11 birim artmış. Uh, evet Ivern artık uh, biraz daha... Uh, oynanabilir duruma gelmiş diyebilirim. Az önce yaptım. ee, uh, yorumu keşke şu yeteneği yok okuduktan sonra yapmaya tenezzül etseydim. Ondan sonra Kaysa ne olmuş? Pasif yeteneği yine değişmiş. kıyaslamalar normal sunucularla kıyas yapılan kıyaslama normal sunucularla berabermiş. Ne olmuş? E, pro kasarı %115 %115 Hmm. Ee, dünkü değişiklik kaldırılmış ee, %110 yani dün anlattığım o matematik e, iptal edilmiş gerçekten çok saçma bir matematiği vardı dün getirilen e, değişikliğin nasıl bir şey olduğunu ben de hatırlamıyorum şu an ee, %115 kalıyor ee, her 100 AP başına %2.5 %3.75 yerine %2.5 vuruyormuş artık ee, doğru mu Evet, doğru. Yani sadece AP üzerinden vurduğu hasar e, düşürülmüş. Bu e, ha dünkü gelen yamada bu nasıldı? Bu seviye başına çekilmişti galiba. Seviye başına vurduğu AP hasarı işte öyle de 25-75 gibi bir şeydi böyle. Çok saçma bir matematiği vardı ve e, akılda kalıcı bir matematik de değildi yani. E, Damage output elde etmeye çalışırken e, Oyuncuyu Biraz zorlayan bir cinsten matematiği vardı Bunu gidermişler O açıdan sevindim Daha e, easy daha akılda kalır Daha basit bir şekilde e, Sadece AP başına uyguladığı Hasar düşürülmüş Olay bu <laughs> R yeteneği de değişmiş Ne olmuş shield duration'ı Düşürülmüş 3 saniyeden 2 saniyede E tabi düşündüğünüzde e, Brown yani yanınızda e, içeri girdiğinizde yanınıza gelebilecek bir Braum var, bir Tahm var, bir Alistair var. Bunun e, sizin kalkanınızın yanında yaptığı bir tanklama var. Bunun yanında e, kalkanın süresinin 3 saniyeden 2 saniye çekilmesi mantıklı. Çok öyle büyük büyük bir nerf değil. Sadece e, over tilt olan oyuncular... E, işte. W yeteneğini isabet ettirdikten sonra böyle tilt bir şekilde içeri girerlerse artık daha çabuk sürede eriyecekler. Bu da yaptıkları tilt'in bir cezası olacak. Tabii profesyonel meta için böyle bir şey söz konusu değil. Karma olmuş? W yeteneği bekleme süresi değiştirmiş. Nasıl değişmiş? 1 bir saniye, 1.25, bir 1.5. Bir bir Oyun sonu 2-2. Hmm. Erken seviyedeki root süresi yükseltilmiş. Bu karmayının e, lane phase'ini nasıl etkiler? Güzel etkiler. E, bot lane'e geri dönebilir Zaten en son e, Q yeteneğinin miydi yoksa E yeteneğinin miydi? Eee... Bir yeteneğinin AP Ratiosu yükseltilmişti, yanlış hatırlamıyorsam. Bunun yanında Karma biraz daha oynanabilir olmuş. Top lane oynanabilir. Tank Karma bir ara oynanıyordu. Bot, botta support olarak tercih edilebilir. Zaten şu an en kolay oynayabileceği yer Karma'nın bot bot lane'dir diye tahmin ediyorum. Kontrol büyücü kontrol büyücüsü olarak da oynayabilir. Fakat e, early game'de çok çok mana'ya bir ihtiyaç duyduğu için mana ihtiyacı büyük olduğu için support olarak gitmesi daha mantıklı diye düşünüyorum ben. Context Notes'a baktığımızda geleceğe dair herhangi bir not gözükmüyor. Kaysa'dan bahsettik, Evelyn'dan bahsettik. Dünkü bir tek Kaysa güncellemesi vardı. Kaysa'nın yanında karma değişikliği geldi. Daha doğrusu takımı kucaklayan şampiyonlara Kaysa dışında bir değişiklik geldiğini söyleyebilirim. Ivor ne yapıyor? Kalkan veriyor. Alistar ne yapıyor? İşte takım savaşı başlatıyor. Çevrede birim öldük sonra takım arkadaşlarına can veriyor. Karma ne yapıyor işte rakibi tutuyor, slow atıyor, takımı, e, bütün takımı kalkanlıyor, tek bir kişiyi kalkanlıyor, kurtarıyor. <laughs> ben buradan şöyle bir varsayım çıkar, e, şöyle bir e, varsayım yapmak istiyorum. E, Pre-season'da bir takım sınıf değişiklikleri beklediğimi dün videoda söylemiştim. E, bu sınıfın support sınıfı olacağını ben e, tahmin etmek istiyorum tahmin ediyorum daha doğrusu ee, bakalım Engage supportlarla e, takım kucaklayan supportlar yani e, işte Cana'dır Luldur e, ne bileyim e, başka kim var ya Karma'dır kalır. bakalım bu tarz e, daha doğrusu support sınıfındaki e, şampiyonlar bir değişiklik alacak mı bunu preseason'da hep beraber göreceğiz Tabii başka bir sınıfa da değişiklik gelebilir. Fakat ben yani pre-season'a doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Yani şurada Worlds'un bitmesine 3 hafta bir şey var. 2,5-3 hafta falan var. Worlds bittikten sonra zaten pre-season'a geçeceğiz. Gerçi ondan önce de All Star var. Fakat Aralık sonu gibi pre-season başlayacağından şurada önümüzde 2-2,5 iki, iki gibi bir ay var. O yüzden uh, class güncellemeleri yani iki ay kala, bir buçuk ay kala ıı, leak edilebilir, duyurulabilir. Fakat ben ıı, support şampiyonları, support sınıfına bir değişiklik geleceğini düşünüyorum. Bu supportların aldığı bir core item üzerinde bir değişiklik olabilir. Yeni bir support item'ı getirilebilir. Eski bir support item'ı ıı, kaldırılıp işte replace edilebilir, onun yerine getirilebilir. Ya da işte tüm supportların ıı, ADC sınıfında yapıldığı gibi işte taban değerleri nerflenir ya da bufflanır gibi gibi. Dün gece, dün gece gelen PB notları bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.